Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Feride Özdeğinç, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir YouTube videosuyla karşı karşıyayız bence. Sizden gelen numaraları karışık bir şekilde seçip arayacağız. Evet arkadaşlar, şu an kendi telefonumdan tabii ki aramayacağım numaramdan. Çünkü başka bir telefon ile size ulaşım sağlayacağım. Her ihtimale karşı psikopat arkadaşlarımız numaramı bulabilirler. Biliyorsunuz ki gizli numaradan arayan insanları bulmak çok da zor değil artık. Sistem ne kadar gelişti? 2022 yılındayız. Kendimi riske atamam. Şöyle bak, bir sürü numara da gelmiş hocam. Dur diyeyim bana. Ne kadar çok attıysanız artık. Kare 31 kare. Mesela neden kare 31 kare? Şu an ben bunu çok takıldım. Yani neden 31, yani neden 30 değil, neden 32 değil, neden 33 değil? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Arıyor. Şimdi şey yapacağım, ben girdim. İlk numarasını atan kişiyi SS aldım. O yüzden o numarayı bir aramak istiyorum. Azra diye bir arkadaşımız atmış ilk numarasını. Tüm yürüme taktikleri bende. Benim flörte yürüme taktikleri. Görüyorsunuz. Pişt, yavru. Ama sen lan. Ay. Selam. Meşgulat mıydı hocam? Suratıma kapattı. Seni bir daha arayacağım. Bekle sen Azra. Açacaksın telefonu falan yapıyormuşum. Niye açmıyorsun Azra'cığım? Gerçekten kırıldım şu an, kalbim kırıldı. Aradığınız kişi telefona cevap veremiyor. Tarifiniz üzerinden mesaj bırakmak için diri tuşlayın. Sana buradan bir mesaj bırakmak istiyorum Azra'cığım. Umarım meşgulsündür gerçekten. Çünkü kırıldım şu an yani. Numaranı yazmışsın. İlk sen yazmışsın bir de, lütfen yani ya. Gerçekten seninle çok güzel muhabbet edebileceğimize inanıyordum. Ama kalbim çıt oldu şu an. Serhat diye biri bize aynen numarayı atmış ve bunu kesin ara, gır gır şamata sever. Bunu kesin ara derken büyük ihtimalle başkasının numarasını verdi diye tahmin ediyorum. Ama telefonu Sedat'cığım ne yapıyorsun diye açacağım, bakalım ne yapacak. Çalıyor, çalıyor, çalıyor. Heyecanlandım. Heyecanlandım. A little later. Bunda bir ümidim yok şu an. Yani açın yani. Niye açmıyorsunuz şu an? Ne yapıyor olabilirsiniz yani? Maksimum ne yapıyor olabilirsiniz? Evet, bir tane kız takipçimiz yine. Hiç bu Eylül arkadaşımız. Lütfen ara abla, seni çok çok seviyorum demiş. Aradığınız abone gizli numaralardan gelen çağrıları kabul. Aramazsan ağlarım Sinan. Sinan ağlama diye arayacağım seni. Bak. Açın artık yani. Yani burada... Alo. Alo. Efendim? Sinan ağlıyor musun? Ya hocam bir kapat da ben şey yapayım mı? Kardeşimi biraz yapayım sonrasında. Ben de mi ararım? Beni ararsın. Alo. Benim bacım, kapatsana. Neden? Biraz şiveli konuştu bayağı. Geri arayalım mı kardeşimizi? Biraz sinirlendirelim mi? Bacım sen niye kapattın suratıma diyeceğim. Dur. Kırıldım yani şu an Sinan sana. Suratıma telefon kapattın. Gerçekten böyle bir şey denk gelemez ya. Ne var abi? Ne var? Sinan çok var. Ayıp. Ya bir kapatsana. bir daha arayacağım. Kapatsana diyor, kapatmayacağım. Şivem değişti, sinirlendim. Gerçekten Sinan benim sinirlerimi bozdu gerçekten bak. Tüm modumu düşürdü ya şu. Lütfen modum yükselsin artık. Soykan, umarım açarsın. Yeto. Alo. Buyur. Ne yapıyorsun? İyi sen? Kimle görüşüyorum? Sen kimsin? Kim olmamı istersin? Bilmem. Soykancığım nasılsın? Sen kimsin? Hayatım, beni hatırlamıyor musun? Hayır. Nasıl hatırlamazsın ya? Hatırlamıyorum. Kalbimi kırıyorsun şu an. Kimsin? Kim olduğumun ne önemi var şu an? Niye aradın o zaman? Çünkü beni hatırlaman gerekiyor. Ya ben seni nerede hatırlayayım? Sesini tanımamış olabilirim. Hayır, biliyorsun, tanıyorsun. Kimsin söyle artık hadi. Soykan çok sersin, kalbim kırılıyor. Ya hadi kimsin söyle. Baş harfim F. Ne? Baş harfim F. S mi? F, F. S. Fındığın F'si. Ne? Feride'nin F'si. Suratıma kapattı, yeto artık ya. Bugün çok fazla reddedildim. Gerçekten niye böyle oluyor? Bu bana bir anısını anlatmak istiyormuş. Alo. Alo. Merhaba. Alo.
Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkürler. Kim aradı? İsminizi öğrenebilir miyim? Volkan. Volkan Bey, nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? İyiyim. İyiyiz biz de. Nasıl olalım? İyi diyelim, iyi olduk. Ben sizi şey için aradım. Bir arkadaşınız verdi numaramızı. Arkadaşınızla ortak arkadaşız bu arada. Ben dedim sevgili istiyorum. Böyle yakışıklı, kaslı, maslı bir çocuk var mı elinde dedim. Bana bu numarayı attı, ara dedi. Yani belki doğru numara olabilir. Yani isminiz neydi acaba? İsmim Su. Bildiğimiz Su mu? Evet, bildiğiniz Su. Bir içimlik Su. Az önce espri mi yaptınız? Tam anlayamadım. Yani espri değil, bence bir içimlik suyum yani. Pardon, ben espri zannettim de kusura bakmayın, yanlış anladım. Yok Volkan, nasılsın Volkan? Teşekkürler, sen nasılsın? İyiyim ben de. Tanışmak ister misin peki benimle? Yani duruma göre yani, bilmiyorum şu an. Yani tipini görmem lazım. Çirkinsen tanışamam mı diyorsun? Ya hayır, o anki ruh halime bağlı yani. Benim bazen o hallerim değişebiliyor yani. Ailevi sorunların da var mı Volkan? Yok. Ha, bir an böyle klasik Türk erkeği yalanları duydum, hissettim. O yok. Yüzden... Aslan burcu musun peki? Aa evet, nereden bildin? yani hissettim. Hislerim kuvvetli. Kaç yaşındasın peki Volkan? Kaç olmamı istersin? Oo, çok kritik. 23 ideal bence, 22 falan. Tamam, senin için 23 olabilir. Gerçek yaşın ne peki? Gerçekten merak ettim. Bir önemi var. Volkan. Sen kaç yaşındasın? Ben 18 yaşındayım. Biraz aslında ufak mıymışım? Volkan, ben şu an YouTube kanalındasın. Nasıl, anlayamadım? Ben Feride. Feride. Evet, Feride Özdinç. Şu TikTok, tamam hatırladım ya. Volkan, gerçekten bu nasıl bir profesyonellik ya? Şu an var ya, o kadar şoklara girdim ki. Yani gerçekten harika ya. Feride sensin, inanamıyorum. Nasıl konuşmam peki? İnandırıcı mı? Gerçekten inandırıcı. Bize söylemek istediğin bir şey var mı kanalıma? TikTok videolarını beğenmiyorum. Yani gerçekten nefret ederek izliyorum. Yani canım sıkıldığında özellikle izliyorum. Moralim yerine gelir de daha çok moralim bozuluyor. Yani gerçekten artık video çekmeyi bırakmalısın bir de, ben sana gerçek bir şey söyleyeyim. Yani dostanemi olarak görüyorsun beni artık, ne olarak. Yani benden sana tavsiye, yani Instagram'ına devam et ama TikTok'u bırak yani. Hatta YouTube'unu da kapatabiliyorsan kapat. Yani boşuna bir YouTube açmışsın, söyleyeyim yani. Gerçekten kırıldım şu an. Niye böyle düşünüyorsun? Yani bilmiyorum, ben öyle düşünüyorum yani. Yanlış anlam dedi, ben seni sevmiyorum yani. Gerçekten videoların çok berbat. Tamam Volkan Bey. Düşüncelerinizi göz önünde bulunduracağız. Derken sıradıma. Bunun siniri şu an, biz bununla dalga geçtik ya. Aslında ne geldiyse söyledi bana. Volkan suya aşık oldu Feride'yi. Ya, gömdü bitirdi. Sinan mı Volkan mı? Sinan. Sinan abicim, bu ne? Sövmeden sövdü adam bana. Yeri gerçekten sövmüştü. Artık mutlu olmak istiyorum. Beni üzmeyin ne olursunuz Yeto ya. Karışık arıyorum bak. Karışık seçiyorum. Dur diyeyim bana. Dur. Volkan BLR. Hocam. Bir de bu Volkan'ı arayalım. Alo. Alo. Merhaba Volkan, nasılsın? Aa, Feride abla. Ah be ablam. Volkan, şu an YouTube videosundasın. Evet, az önce bir tane daha Volkan'la konuştuk, tamam mı? Evet. Başka bir Volkan. Çok kötü. Seni hiç sevmiyorum dedi. Berbat videolar çekiyorsun. Bence TikTok'u bırak dedi bana. Ve ben Volkanları aramayacaktım ve şu an sana denk geldim. Sence bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Ben zaten çok önceden de yani seni takip ediyordum. Videoların çok iyi yani benim. Ya teşekkür ederim. Peki videolarım gerçekten çok kötü mü yani? Kötü mü yani? Bayağı mı kötü? Rezalet mi? Kötü değil. İyi yani, ben seviyorum. Sevmeseydim takip etmezdim. Ya nasıl bir kralsın. Gördüğünüz gibi her Volkan aynı değilmiş arkadaşlar. Bu videoda da bunu kanıtladık. Var mı benden bir isteğin? Videoma söylemek istediğin bir şey? Şu an seni duyuyorlar. Kendine iyi bak abla. Kendine iyi bak Volkancığım. Görüşürüz. Bu kızımızın adı Ece'ymiş. Biosunda Furkan Kalp Ece yazıyor. Şimdi bu sevgilisi midir yoksa... O zaman bu kızımızı arayıp Furkan benim, hayırdır diyelim mi? Yani biri beni böyle arası çok fena sinirlenirim yani, düşünsene yıkılırım. Yani o biosuna o ismi yazıyorsa, yani ben bu arada bunları çok saçma buluyorum. Yani biyografide sevgilinin adını yazıyor falan. Hiç gerek yok böyle şeyler ama aşkım, sarhoştum sen sandım. O kız benim en yakın arkadaşım. Kardeşim gibi görüyorum onu. Ya. Alo, merhaba Ece. Merhaba, buyurun. Nasılsın? İyiyim.
kim arıyor? Bengisu. Bengisu mu? Kimse? Evet. Ya ben seni şey için aradım. Biraz araştırma yaptım şahsen. Seninle çok güzel bir şekilde konuşmak istiyorum. Tabii, dinliyorum. Müsaitsen. Biyografinde Furkan Kalp Ece yazıyor. Sevgilin mi Furkan? Evet, Furkan benim sevgilim. Ama ne oldu ki? Bir sıkıntı mı var? Ne kadar süredir sevgilisiniz peki? Yani bu sormamı sonradan şey yapacağım. 1-2 aydır. 1-2 aydır sevgilisiniz. Şöyle bir şey var Ececiğim. Biz Furkan'la tamı tamına 2,5 yıldır sevgiliyiz. Pardon? Evet, 2,5 yıldır sevgiliyiz ve ben seni takip ettiğini fark ettim. Takip ettiği kişilere bakıyordum ve biyografinde de Furkan yazınca acaba doğru Furkan mı diye araştırmak istedim ve numaranı aldım bir arkadaş sayesinde, ortak bir arkadaşımızla. Yani şu an senden bir ricam olacak, aradan çekilmeni isteyeceğim. Çünkü benim sevgilimle şu an yaşadığın ilişki çok doğru bulmuyorum yani. Şimdi ben sana şöyle bir şey söylemek istiyorum. Aradan çekil gibi laflar lütfen kullanma. Önce bir terbiyemizi aşmayalım. Ben gayet normal bir şekilde seni dinliyorum şu anda. Aradan çekil gibi cümleler ne demek oluyor? Yani, kaç yaşındayız? Yani şöyle söyleyeyim, ben 22 yaşındayım ve şöyle bir durum var. 2,5 yıldır ben bu çocukla sevgiliyim, ben bu çocukla konuşuyorum. Sen gitmişsin biyografine kalp falan koymuşsun. Daha 2 aydır konuşuyorsun. Neyin kalbi, neyin aşkı bu, anlamadım yani. Bu sence seni ilgilendirir mi? Ben sonuçta senin olduğunu bilmeden Furkan'la bir ilişki yaşıyorum. Yani senin olduğunu bilsem zaten bunları yapmazdım. Ama artık biliyorsun işte, ben de sana bunu söylüyorum. Bildiğine göre aradan çekilebilirsin yani. Furkan'la ilişkini bitirebilirsin diye düşünüyorum. Kafa attı, tekrar arayalım mı? Ay, ilişki bitti. Yuva yıkanın yuvası olmaz, dur. Efendim? Ece, ağlıyor musun sen? Saçma yani, ben sizin aranızda hani şey olsun diye söylemiyorum. Ben gerçekten bilmiyordum. Hani evet, hani Furkan'ı çok seviyorum ama mantıklı değil şu an olanlar. Ece, şu an ben bu bir YouTube'dasın şu an. Ben bu kadar üzüleceğini tahmin etmemiştim. Ben Feride Özdinç bu arada. Gerçekten mi? Evet, numaranı yazdığın için Beyond'da da kalbi görünce dedik ki bir arayalım. Böyle bir şaka... Numaramı ben yazmadım, yüksek ihtimalle hani şaka yaptılar ama ay, kusura bakma yani, bir korktum, ne olduğunu şaşırdım. Ya şöyle söyleyeyim. Gerçekten böyle bir şey var mı, sevgilimi arayıp canını okumam gerekir mi? Hayır tabii ki, saçmalama, böyle bir şey olabilir mi kız? Saçmalama. Of, içime su serpildi. İyi misin sen? Ben iyiyim. Asıl sen iyi misin? Bak sevgilimle aman diyeyim. Bak, yuva yıkanın yuvası olmazmış Ece. Bir de bana bir dua edersen. Evet. Hakkını helal et. Gerçekten içime oturdu şu an. Gerçekten çok tatlısın. Seni biraz aksiyona soktuk ama. Önemli değil. Kendinize çok iyi bakın. Sen de çok iyi bak. Öpüyorum seni çok çok. Ben de seni seviyorum. Görüşürüz. Bye bye. Bye bye. Evet arkadaşlar. Biraz heyecanlı, biraz korkunç, biraz İğrenç şeyler hissettiğimiz bir video oldu birazcık. Kendinize çok çok iyi bakın. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben çok kötü şeylerin yanında çok güzel şeyler de olduğu için güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Diğer videoların, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız da kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.